Su yanık bitmiyor. Allah! Yanık kokusu geliyor. Stop her etmedi. Yer duman oldu. Biz gidiyoruz. Zorla vitese taktım da stop ettirdim. Efendim cümleten selamun aleyküm. En son arabamızın motoruna ağzına kadar yağ doldurduğum videoyu izlemediyseniz hemen aşağı açıklama kısmına koyduğum linki oradan izleyebilirsiniz. Çünkü bu videoda motorun içerisine koyduğum fazla yağı boşaltmaya çalışacağım. Şöyle bir alyan seti aldım arkadaşlar. Bende yoktu yağı boşaltmak için. Bunun karter tapası alyanlıymış. 7,5 dolar arkadaşlar. Amerika'da mı yaşıyoruz, Türkiye'de mi yaşıyoruz belli değil. Fiyatlar hep dolar euro üzerinden. Bunu sanayiden aldım. Şimdi aşağıdaki karter tapasını sökmeye çalışacağım. Ancak bu videoda şöyle bir riskimiz var. Aracın içerisinde pistonlarda yağ doldu, yan nolası tamamen dolu ve motor sıkıştı arkadaşlar. Sıkıştığı için her an patlama riski var. Çünkü yanma odasından gaz halinde değil sıvı halinde bir madde var arkadaşlar içerisinde. Gaz yok, sıvı var. O yüzden sübaplardan, egzozdan şeyi atamıyoruz. Gaz halinde atamıyoruz ve yağ içeride sıkıştı ve motoru patlatmak üzere arkadaşlar. O yüzden o motordaki bulunan motorun içerisinde bulunan yağı boşaltmaya çalışacağız. Ancak öncelikle arabanın karterinde bulunan fazla yağı boşaltmaya çalışacağız. Umarım daha öncesinde kızdırma bujilerini değiştirmiştir. Kameranın önünde arı vardı. Umarım karter tapası da inşallah yağ boşaltımları hep karter tapasından olmuştur ve çok sıkı değildir. İnşallah hepsini bugün başarabilirim. Eski bir araba olduğu için korkuyorum. Korktuğum başıma geldi. Tapa yalama. Ağzı bozuk. Sıçtık. Aklımdaki yağ filtresini söküp basıncı almaktı. Ancak yağ filtresi de çıkmıyor arkadaşlar. Hiç değişmemiş. O yüzden şuraları alıp daha sonrasında aklımda bir şeyler var. Onlarla beraber bir işlemler yapacağız. Karterdeki fazla yağı almamız lazım arkadaşlar. Ay her yerden yağ çıkıyor. Emme manifoldunun oradaki filtre kapını söktüm. Aman geri dönüşe bakın arkadaşlar. Her yer yağ dolmuş. Aa bu manifoldların içlerine bakın. Aman her taraf bütün silindirler yağ içerisinde. Ağzına kadar dolmuşlar. Şimdi bunları boşaltmam lazım. Manifoldu burada dolu ağzına kadar. Bunu nasıl attırabilirim ya? Şimdi kızdırmaları da sökeyim arkadaşlar. Şuradaki kızdırmanın da bir tanesini iptal etmişler. Bakın şunu iptal etmişler. Burada var başta. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Şimdi o pistonların üstündeki bu yağı boşaltmam lazım. Temizlemem lazım arkadaşlar. Allah her taraf yağcına patlasana. Kızdırma bujisine bakar mısınız? Yağ içinde. Bunları hep temizleyeceğim.
Bu kızdırma bujusu erimiş. Bu da iptal olan kızdırma bujusundan çıkan somun. Bir daha. Evet, kızdırma bujilerinde sadece iki tanesini sökebildim arkadaşlar. Bu zaten kırılmış, mahvolmuş. Bu da yağ içerisinde. Bir tanesini kendileri iptal etmiş. Şöyle bir somun çıkardım. Tahminimce silindir kapağının ağzı bozuldu. O yüzden böyle bir somun yapmışlar. Bu da buraya kaynamış arkadaşlar, çıkmıyor. En azından ben de iki tane kızdırma alayım da önümüz kış. Kızdırmaları değiştireyim, rahat çalışsın araba. İki tane şu kızdırma bujusundan alacağım arkadaşlar, takayım. Şimdi benim ilk önce şu manifoldlarda bulunan yağları temizlemem lazım. Pistonların içini boşaltmamız gerekiyor arkadaşlar. Berbat olmuş. A few moments later. Manifoldun içini aslında şimdi şöyle bir şırıngayla, küçük bir şırıngayla göstereyim. Ücüne de bir tesisat yaptım. Bununla çekiyordum ama baktım başa çıkacak gibi değil. Bunu iptal ettim. Ben de manifoldu söktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisi yağ dolu. Bunu şimdi yağını boşaltacağım. Hem de buradan pistonlara ulaşmam çok kolay. Pistonlarda yağ var mı? Buradan rahat bir şekilde görebilirim. Burası birincisi yağ dolu bakın. Burası yağ dolu. En azından buradan da yağları kolay bir şekilde çıkartabilirim, çekebilirim. Egzozun içi bile yağ dolmuş. Şu hapları açıp hareket ettirip buradan yağı boşaltmayı düşünüyorum. Manifoldu da bir temizleyeyim. Tamam, gördüğünüz gibi motor dönmeye başladı. Yanma odasından yağ dumanları çıkıyor. İnşallah ortalık battı her yer. Gördüğünüz gibi buralardan dumanları salıyor. Yağ dumanlarını salıyor ve her tarafa yağı bastı. En azından pistonlarımızı hareket ettirebilir duruma geldik. Bakın yağlar berbat. Zaten kızdırmaları da söktüm ve kızdırmalardan da bakın yağları fışkırtmış. Buralardan. Ayaklarım kayıyor. Gördüğünüz gibi. Buralar falan hep yağ içinde. Her taraf yağ oldu. Güzelce bir motorunu yıkarız bunun da. Şimdi tekrar montajlayalım. Manifoldu takabilmek için hani olur da işiniz düşer. Bir, şurada bir tane, burada bir tane, burada bir tane onluk, bunların hepsi bir tane. Dört üstte, dört tane de altta onluk vidalar var arkadaşlar şu şekilde. Bunlarla güzelce takmanız gerekiyor. Söküp takmanız gerekiyor. Normalde bunu temizlemek gerekirdi ama ben dediğim gibi binici olmadığım için bu arabayı hiç temizlemeden sanayi işi şeklinde topluyorum arkadaşlar. Ustaya bıraktığınızda arabayı bu şekilde verirler ya size de. Ben de o şekilde topluyorum. Normalde kendi arabam olsa buraları pırıl pırıl yapmıştım şimdi. Komple sökmüştüm. Ama dediğim gibi binici olmadığım için, ya bu arabayı parçalamayı düşündüğüm için şu an sadece motoru çalıştırmak için bu şekilde lambur lambur topluyorum. Şu manifoldu sökmek bayağı bir zor. Çünkü bunun arka tarafından giren alttaki vidalar ulaşması bayağı zor oluyor egzoz manifoldunda. Şimdi onları da güzelce sıkayım. Üstteki dördü sıktım. Alttaki dört kaldı.
En azından kızdırmaların dedim iki tanesini değiştireyim. Çünkü bir tanesi iptal, bir tanesi de silindir kapağına yapışmış. Değiştiremiyorsunuz. Önümüz kış. Önümüz kış olduğu için araba zor çalışmasın diye en azından iki tanesini yeniledim arkadaşlar. Şurada öbür eskisi de buradaymış. Bunları aldım geldim. 150 lira arkadaşlar tanesi. Bu da yeni olan. Bunları montajlayacağız. Şöyle buraya takıyorsunuz. Bunları yenilerseniz normalde 4 tane olması lazım. Ama benimkinde sadece 2 tane olacak. Gene faydası olur. Arabanız dizel, kışın geç çalışıyorsa bunun sebebi budur arkadaşlar. Evet, manifoldların içliğindeki yağları, pistonların içindeki yağları aldık. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Yağ çubuğunda da görmüş olduğunuz gibi hala fazla yağımız var arkadaşlar motorda. Bunu boşaltamadım. Bunu boşaltmak için arkadaşlar bu yağ çubuğundan girip yağı emen bir malzeme var, alet var. Onu aldım arkadaşlar. Onun gelmesini bekliyorum. Ama şu anlık yağımız hala arabada fazla. Bakın yine göstereyim. Sokup çıkartalım arkadaşlar yağ çubuğumuzu. Peki bu kadar fazla olursa çalışır mı? Ambeleye kalkar mı? Bunu göstereceğim size. Hala bakın gördüğünüz gibi rahat 2 litre falan bir fazlamız var. Bakalım ne gibi bir reaksiyon verecek, merak ediyorum. Kızdırma bujilerimi değiştirdim. Manifoldumu taktım. Hava filtresi almayı unutmuşum ama çok önemli değil. Bu arabada önemli değil. Hava filtresiz de çalıştıracağım. Şimdi kutup başlarını takalım ve arabamızı bir marş yapalım bakalım. Ambeleye kalkıyor mu? Kalkmıyor mu? Evet, her şeyi yerli yerine taktım, bitirdim. Hala motorda dediğim gibi biraz fazlalık var. Sağa solu da yıkadım bir arada arkadaşlar. İlk defa, şu an daha hiç denemedim. İlk defa marş yapacağız. İş, motor döner tahminimce ama yağ yakar mı, ambeleye kalkar mı hiç bilmiyorum. Şu an çalışıyor. Duman falan var mı? Egzozdan falan. Yok gibi şey. Ooo dolu. Ooo. Beyaz duman atıyor. Gene gitti. Dur bakalım dönecek mi? Gel bakalım bir dönecek mi? Gene tam benimce kilitledi. Çalışıyor ama inanılmaz tekleyerek çalışıyor arkadaşlar.
Mecburen o malzeme gelmeden yağı salamıyorum. O malzeme geldikten sonra yağı salacağım. Ve ondan sonra tekrar bir marş yapacağım. Hatta deneyeyim ya, bir kere biraz zorlayalım bakalım ne olacak. Zorlayayım mı? Zorla bakalım. Kulağı kapa. Zorlayamıyorsun bile. Çalışmıyor. Çalış. Bulutcuğum bir dakika, sessiz olur musun oğlum? Allah! Yanık kokusu geliyor. Stop. Her yer duman oldu. Biz gidiyoruz. Zorla vitese taktım da stop ettirdim. Yanma odasına gene yağ bastı arkadaşlar. Zorla o motoru falan bak nasıl duman çıkıyor. Her yerde duman. Korktum ben. Ha? Korktum. Zorla stop ettim. Yanma odasında gene yağ birikti. Gir içeri. Git oğlum içeri. Git, çok koktu. Git içeri. Çok koktu. Ne oldu? Şimdi tekrar gene yağını temizleyeceğim. Ameleye kalkmak üzere. Kaldırayım mı? Kaldırma, ne oluyor o zaman? Kendi kendine gaz veriyor. Hayır 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 hayır. Her yerden dumanlar çıkıyor. Hayır, her yerden duman çıkıyor. Hayır. Yapma öyle şeyler, korkutma beni. Tamam, o yağı boşaltayım, öyle yapalım arkadaşlar. Hem iyice de zarar vermeyeyim. Zaten her tarafı yağ dumanı oldu. Egzoz ne durumda? Yaşıyor mu? Ver bakayım. Duman çıktı her yerden. Oy, egzozun içinden hala çıkıyor arkadaşlar. Bence. Gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ama şu an hala gitsen de dumanlar geliyor. Şu an zaten tekliyor. Bulut baktın mı oğlum? O yağı da salmadı. En azından motoru çevirebiliyorum. Oo, gene yağları basmış, yıkadıydım. Abo. Evet arkadaşlar, bir yerleri gene vermiş yağları. Nereden verdi acaba? Çok yağ vermiş. Nereden verdi bakmamız lazım. Kaputu açayım bir arkadaşlar. Kaputu çeker misin Öykü? Öbür taraftan çek. Kaputu bunun garip açılıyor. Nereden vermiş ya, bir bakalım. O kadar temizlediydim ya. Nereden vermiş? Nereden vermiş? Evet, buradan vermiş gene. Gene aynı yerden manifoldun içine gene doldurdu arkadaşlar. Ama şu an motor dönüyor. Fazlalığı aldıktan sonra egzozdan atarım ben onu. Biz bir geçelim. Biz mi yesek? Pijamalı Öykü. Abo, bütün yağları boşaltmış buralara bakın. Gene manifoldların içleri doldu. Motor bozuldu. Evet, yeni bir videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Oha, egzozun içti. Buradan egzoz manifold, egzozu gösterebilirim. Gördüm ben, ta şuradan yağlar akmış. Anam bir baksana, her yerden egzoz var ya arkada, şu an kameradan gösterebiliyorum. Ha, evet. Şöyle elimle göstereyim. Şurada bir beyazlık var bakın, parlıyor. Aa. O beyazlıktaki arkadaşlar yağ sızdırmış. Egzozun içine de yağ doldurmuş. Komple egzoz da içeride, yağ içinde. Neyse, hallederiz ama sıkıntı yok. Görüşürüz, hoşça kalın. Ha, kutup başını sökeyim de akü bitmesin.